Tekrar iyi akşamlar. Gündem Özel'in, bakıyorum çünkü demin özel gündem demiştim. Gündem Özel'in ikinci bölümüne geçiyoruz. İlk bölümde iki önemli konuyu ele aldık. Televizyonu yeni açmış izleyiciler için belirtelim. Geçtiğimiz hafta sonu 21-22 Eylül günleri Berlin'de, kent merkezinde bir otelde Demokratik Türkiye için Toplumsal Sözleşme Arayış Konferansı yapıldı. Bu konferansın 3 katılımcısı bugün konuklarımız Doktor Çetin Gürer, Doktor Nil Mutluer ve Diyarbakır eski milletvekili Hatip Dicle. İlk bölümde bu konferansın zamanlaması, anlamı, önemi üzerine durduk. Çalışma grupları üzerine biraz ayrıntıya girdik. İkinci bölümde de yine iki konumuz ve toplantıya katılanların küçük açıklamaları olacak. Saydım ben, arkadaşlar çıkarmış. Cuma gününden çarşamba gününe kadar Akit, Aydınlık, Yeni Şafak, Takvim, Akşam ve Güneş'te tam 15 tane haber çıkmış. Bunların 11'i birinci sayfadan. Manşet de var. İlginçtir. Mesela Cumhuriyet Gazetesi'nde hiç haber yok. Böyle bir konferans oldu mu olmadı mı? Halk TV, Tele1 gibi muhalif olduğunu söyleyen kanallarda da hiçbir haber yok. Ama mesela Medya Haber neredeyse tümünü canlı yayın olarak verdi. ANF Haber Ajansı an an konuşmaları aktardı. Biz sizin modere ettiğiniz üçlü paneli verdik canlı olarak. Onun dışında biz de haberi izledik. Şimdi tabii burada yavaş yavaş akıyor ama ben de buradan okuyabilirim. Bunlar saydıklarım sadece gazeteler, bir de internet siteleri var. Ortak yanları, bir araya bir tane yalnız ANF haberi karışmış galiba. O tabii ki yandaş medya değil. ANF haberi şu bakımdan konmuş. Bir kere bu gazetelerin hiçbirinin orada muhabiri yoktu. İzlemediler yani. Onun içinde bir kere bir sürü maddi hata var. Katılmayan insanları katılmış gibi göstermişler. Katılmamış ya da işte katılanları katılmamış gibi göstermişler. Teknik olarak da bir muhabir gönderip, halbuki orası açık bir yer. Yani herhangi bir muhabir gelse orada kartını alıp girecek. Artı bütün haberlere baktığımız zaman hiçbirinde ciddiye alınacak siyasi bir eleştiri yok. Bu siyasi bir toplantı. Ama siyasi olarak bu konuda şöyle yanlış düşündüler, şöyle yanlış görüş belirttiler falan diye bir şey yok. Varsa yoksa firari FETÖ'cü, PKK'lı, darbeci, hain, eski rejim bilmem ne, ha, eski rejim sözde artıkları. Akademisyen. Ha, sözde akademisyen. Dolayısıyla yine de bizim ilgimizi şu açıdan çekti. İktidar yanlısı medya bu kadar ağır saldırılarda bulunuyorsa bu insanlar iyi bir şey yaptı demektir. Çünkü hakikaten bakıldığı zaman mesela demin akan haberlerde de vardı. En çok rahatsız oldukları noktalardan biri iktidar medyasının İYİ Parti'nin burada ne işi var? Biraz tartışmalı bir konu. İnceledik, araştırdık. O gelen hanımefendiyi de daha sonra partiden ihraç etmişler. Ki gelen hanımefendi partinin merkezinden talimat üzerine toplantıya geldiğini söylemişti. İYİ Parti biraz karışık bir parti. Biri onu gönderiyor, öteki hayır biz göndermedik, bizi temsil etmez filan diyor ama İYİ Parti'nin katılması, geldi katıldı ve konuşma yaptı yani orada. Üstelik kendi iradesiyle, yani HDP Diyarbakır Belediyesi kaçırmadı o kadını getirip Berlin'e konuşma yapmaya. Katılmak için de kendisi aramış. Evet evet, yani bizi niye çağırmadınız şeklinde tabii. Organizatörlerin verdiği bilgiye göre. Çok rahatsız edici şu bakımdan, baktığımız zaman konferans katılımına gerçekten çok renkli. Yani demokrasi ve özgürlüğün dışında acaba hangi başka tema bu kadar farklı kesimi, siyasi olarak farklı, etnik olarak farklı, dini inanç açısından farklı bu kadar kesimi bir araya getirmek büyük bir başarı aslında. Her ne kadar salonda kayıtlı 96 kişi varsa da o gelen her bir kez, siz de mi söylediniz galiba, atıyorum binlerce kişinin üye 70 olduğu kurumu teşkilatların sözcüleri. Ve o teşkilatların onayıyla onlar oraya geliyorlar, konuşma yapıyorlar. Bu baktığımız zaman bir rahatsızlık var. Hukukçu arkadaşlarla konuştuk, soruşturma açılır dediler. Çünkü herhangi bir savcı bu kadar manşetlik haberi okuduğu zaman, bir de tabii çok komik şeyler var. Mesela siz farkında değilsiniz ama katılımcılar,
Bu aynı zamanda IMF ile CHP'nin gizli buluşmasının bir parçasıymış. Evet, evet. Artı aynı gün İzmir'de bir basın özgürlüğü toplantısı var. Onun da bir parçasıymış. Dolayısıyla her yerde yıkılmaya yüz tutan bir güç, kendisinin yönetiminde olmayan her şeyi kendisini devirmeye yönelik gizli bir komplonun faaliyeti olarak ele alıyor. Bu iktidar yanlısı medyanın telaş, panik, bu kadar sert tepki, hakaretamiz şeyler de var. Nedir sizce sebebi? Niye bu kadar hassas davrandılar? Şimdi Erdoğan'ın AKP-MHP iktidarının en büyük avantajı muhalefetin, demokratik muhalefetin çok parçalı olmasıydı. Şimdi ilk defa bu çok parçalılık aslında önce halk tarafından aşıldı. Yani mesela diyelim ki 31 Mart seçimlerinden önce ya da 23 Haziran seçimlerinde işte bu siyasi partiler bir araya gelip ya biz bu Erdoğan'a karşı bir güçlerimizi birleştirelim olayı resmi bir ittifak çerçevesinde olmadı yani. Ama tabandan gelen bir istek vardı. Artık herkes bu gidişin böyle gidemeyeceğini anladı. Ve 31 Mart'ta bir anlamda halk, hem de 23 Haziran'da halk müdahale etti süreci. Şimdi dolayısıyla siyasetçinin görevi nedir? Halktaki gidişatı iyi analiz edip ona göre adımlar atmak. İşte bizim de burada o adım attık. Erdoğan'ı ya da Erdoğan yandaşlarını korkutan muhalefetin karşılarında tek parça olmaya doğru gitmesi. O onları ürkütüyor. Çünkü şimdiye kadar dikkat ederseniz izledikleri taktik Erdoğan şu. Evet, muhalifler var ama bunları bölmek, parçalamak, hani böl parçala yönet. Ve bunlar arasında kutuplaştırma, birbirlerine kırdırma ve kendisi de orada zaten kurmuş AKP-MHP bloğunu. Bu söylediğiniz şimdiye kadar daha çok muhalefet blokunda, cephesinde HDP'yi tecrit etmeye yönelik olarak uygulandı. Bu toplantı veya bu toplantıya neden olan sizin söylediğiniz tabandan gelen baskı, Kürtlerin yeniden diğer muhalif unsurlarla bir araya gelmesini sağladığı için mi oluyor acaba? Tabii ki, tabii ki. Yani temel olarak. Çünkü bu işi yapsa belki bu kadar. Ha? Şimdi AKP şunu görüyor. Çok önemli, dinamik ve örgütlü bir Kürt muhalefeti var karşısında. Zaten muhalefetin ana gücü, eğer objektif davranacaksa, gerçekten Kürtlerdir. Demokratik bir mücadele yürütüyorlar. Bakın dikkat edin, hemen hemen KONDA araştırma şirketi, biliyorsunuz çok ciddi bir kurum. Kürtlerin neredeyse, İstanbul çapında diyorum, neredeyse %90'dan fazlası şeye oy vermişler. İmamoğlu'na oy vermişler. Yani bu çok önemli bir konsensüs. Şimdi dolayısıyla onları korkutan şu anda şudur. Zeminin altında kaldığını görüyorlar ve muhalifler bir araya geliyor. Saadet, CHP, hatta İyi Partisi. Onun için artık çöküşün, bir de kendi içlerinde çatırdama var AKP içinde. İşte Babacan ekibi, Davutoğlu ekibi derken bunlar artık sonlarını görüyorlar. Ben şöyle bizim kendi yakın tarihimizden bir örnek vereyim. 89'da mesela ANAP ilk defa belediyelerde kaybetti. Ondan sonra ANAP bir daha trendi yukarıya çeviremedi. Şimdi onlar şunu çok iyi biliyorlar. Bu gidiş, baş aşağı gidiş geri dönülmez. Artık Erdoğan da onları kurtaramaz. Hani Erdoğan'ın hatipliğine, halk tarafındaki itibarına çok önem verirdi AKP tabanı. Ama o da gitti. Onun için bu kadar ürküyorlar ve saldırıyorlar. Biliyorsun, korkularından saldırıyorlar. Çetin, sizin Atif'in söylediklerinin dışında ne gibi faktörler bu saldırganlığa yol açıyor? Yani yepyeni faktörlerden söz etmek mümkün değil. Yani bu basın zaten uzunca bir süredir saldırgan bir basın. Karşısında AKP ve MHP dışında ya da AKP'nin savaş politikalarını, genel olarak toplumsal, siyasal pratiklerini eleştiren, bunlara karşı duran hemen herkes bu medyanın hep hedefi oldu. Bu yani uzunca bir süredir hepimizin bildiği, hatta Nil'in çok yakından daha da bildiği, deneyimlediği durumlardan bir tanesi. Yepyeni bir faktör var mı bunun için? Yok. Yani ama şu var.
Bunlar geçmişten getirdikleri saldırganlıklarını yeni bir hedefmiş gibi ya da bizleri yeni bir durummuş gibi gösterip, oysa biz yeni bir durum değiliz. Yani bunlar daha önce de bizi hedef gösterdi. Bunlar daha önce bize terörist dedi, daha önce bize yine sözde akademisyenler dedi, işte FETÖ'cüler dedi. Ve bilumum hakaret edebileceği bütün dili kullandılar ve söylediler. Şimdi karşılarında tabii Hatip Bey'in söylediği şeyi altını çizmek gerekiyor, orayı bir daha vurgulamak gerekiyor. Yani gerçekten uluslararası literatürde de benim baktığım otoriter rejimler, işte dünya örneklerine ilişkin literatürde de pek çok tanınmış, dünyaca tanınmış akademisyenin, yazarın öne çıkarttığı, vurguladığı noktalardan bir tanesi şu. Bu otoriter rejimleri ayakta tutan şey kendi güçleri değil, muhalefetin parçalı olması. Zaafları. Evet, muhalefetin zaafları, bütünlüklü olmaması, yan yana gelememesi. Ne zaman ki muhalefet yan yana gelmeyi başarırsa, buna bir başlangıç noktası korsa, bu otoriter yönetimlere karşı, rejimlere karşı çok ciddi bir meydan okuma olarak ortaya çıkar. Yani aslında otoriter rejimlerden kurtulmanın, yeniden demokrasiye geçmenin, yeniden işte özgürlüklere ulaşabilmenin yöntemlerinden bir tanesi, en önemlisi, yani kitleler belki hani sokağa çıksa bunun da bir etkisi olacak ama bu yönetim elindeki işte o şiddet aygıtıyla bu kitleleri hızlı biçimde bastırabilecek. Ama burada önemli olan özellikle muhalefetin, muhalefet partilerinin, muhalefet siyasetin önemli temsilcilerinin yan yana gelerek aynı işte bizim yaptığımız gibi bütün farklılıklarımıza rağmen ortaklıklarımızı ortaya koyarak, ön plana çıkartarak bir resim verebilmemiz. Şimdi bu resmin mesela Türkiye'de verildiğini düşünün. Yani HDP, CHP, Saadet Partisi, İyi Parti belki olur ve parlamento dışındaki bütün farklı ideolojik kesimlerden muhalefetin böyle bir otelde, Türkiye'de böyle bir konferansı yaptığını ve benzeri bir açıklamanın altına imza attıklarını ve biz Türkiye'nin yeniden demokratikleşmesi için birlikte mücadele edeceğiz, kararlarını ortaya koyacağız demelerini bir hayal edin bakalım. Bizim burada yapmamız bu kadar etki yaratmışken, yani bu basının bir saldırısı Türkiye'de yapılmış olsaydı, yani Türkiye'de, evet. Türkiye'de yapılmış olsa herhalde cingar kopardı diye düşünüyorum. Nil, bir şey soracağım. Geçmişte nadir de olsa bu tür daha dar tabii toplantılarda daha militan, daha keskin, kahrolsun Erdoğan, hırsız, katil vesaire gibi daha keskin söylemlerin benimsendiğini hatırlıyorum. Bu sefer öyle hiçbir şey yok. Acaba çünkü özellikle ortak bildiri yayınlandıktan sonraki yandaş medyaya baktığımız zaman pazartesi, salı, çarşamba günü çıkanlar ortak bildiriyi de okuduktan sonra bu saldırılarını sürdürdüler. Neredeyse daha da şiddetlenerek. Acaba sizce yani bu konferansın böylesine olgun, eskilerden farklı olarak daha oturaklı, ayağı yere basan, daha ciddi eskilere oranla o belki de çiğ demek gerekebilir. Ondan farklı olmasının da etkisi olabilir mi? Doğru mu böyle bir gözlem? Ben de bunu hissettim. Bence şunun da bir nedeni var. Aslında bir önce bıraktığınız yerden, hani biz 200 yıl öncesinin kavramlarını tartışıyoruz dedik ya, belki de yeni kavramlar var. Biz hep Batı'yı merkez alıyoruz. Yine Batı'dan da çıkan postkolonyal düşüncenin içinde o hani Batı'nın aydınlanmacılığını da eleştirerek yepyeni bir düşünceyi çıkartacak kavramlar var ve o da ancak beş benzemezin yan yana gelmesiyle olur. Mesela Mignolo bir başka düşünüşü yaşamaklar ve bunda önemli olan iki zıt görüşün birbirini anlaması, yani iki farklı mahallenin ve kendilerini eleştirerek yeni bir düşünceyi ortaya yaratması. Aslında bu olgunluk böyle bir düşünceye zemini açıyor ve bu düşünce zemini de kutuplaşma, yani şeyi, siyasal iktidarı çok korkutuyor. Niye? Çünkü bir, o kutuplaşma işe yaramayacak. Hatip Dicle'nin çok güzel tarif ettiği gibi. Çünkü onun zemini kaçtı. Artık yeni bir dil ve yeni kavramlar istiyoruz. Yani belki aydınlanma, sekülerlik hakikaten gerekli değil. Yani şey için söylüyorum, bu asla inanç özgürlüğü olmasın diye değil. Ama belki buraya ait kavramı, düşünceyi çıkartacağız ve bunu o konferans salonunda çok hissettik. Yani o ikili zıtlıklar üzerine, kutuplaşma üzerine kurulan dil değil, beraber yeniyi nasıl kurarız ve bazen o yüzden de kavramlara takılmadan
ne iş yapabiliriz? Çünkü beraber üretmek çok önemli. Ve bunu bir önceki soruyla da kısacık değerlendirirsek, yani muhalefetten niye korkuyor? Şu anda bence hesap yapamıyor siyasal iktidar. Niye? Çünkü bir yandan Hatip Dicle'nin dediği gibi ciddi bir erime var. Ama diğer yandan aynı zamanda Çetin'in de dediği gibi sürekli bir saldırı alışkanlığı var. Fakat bu erimede bu dil arayışı yeni çıkan, kendisinden kopanlarda da olacak muhtemelen. Yani Ali Babacan'da da, Davutoğlu'nda da bu eleştiri belki çıkarak gelecek. Diğer yandan İyi Parti, biliyoruz ki İyi Parti'nin içinde ülkücü tabanla merkez sağ oynayan demokrat kesim arasında bir bölünme var. Orada da belki AK Parti onu devşirmek istiyor. Yani orada da yeni pazarlıklar da olabilir. Ama bu da İyi Parti yanaşırdan öte İyi Parti'deki kavga ne olacak? O yüzden bizim aslında hakikaten bir siyasal iktidar karşıtlığı yerine ne olursa olsun 5 yıl değil, 10 yıl değil, 15 yılda olsa şu çocuklarımızın geleceği için yeni dili, yeni düşünceyi kurabilmemizin kendisi hakikaten çok kıymetli olacak. Burada sizin söylediğiniz destekleyici bir şey söylemek istiyorum. Aslında ilk bölümde söylediğim şey de buydu ama hani şey gibi algılandı belki izleyiciler, Erdoğan karşıtlığında bir araya gelinmiş gibi algılandı. Söylediğim şey aslında o değil. Şimdi yeni siyaset dediğimiz şey bir tarafıyla dili, yeni bir dili gerektiriyor. Diğer taraftan da bir kuruculuğu gerektiriyor. Yani bugünün siyasi aktörleri karşıtlık üzerinden siyaset yapamaz. Ancak topluma alternatif sunabiliyorsa, ancak kendisini toplumun ve toplumun geleceğinin kurucu bir gücü olduğunu hissettirebiliyorsa ve bu anlamda mesajlar verebiliyorsa topluma, yani mesela işte HDP'nin belli bir dönem o kadar... O zaman iktidara tehdit oluşturabiliyor. O zaman iktidara. Yani bugünün iktidarlarının korktuğu, çekindiği şey eleştirmek değil. Yani o klasik şey siyaset bilimi ya da Marks terminolojiyle falan söylediğimizde diyalektiğin negatif kısmında kalarak kahrolsun kapitalizm, kahrolsun Erdoğan, kahrolsun o, kahrolsun bu. Siyaset dili bugün kurucu siyaset dili değildir. Kuran bir siyaset dili değildir. İnsanların görmek istediği şey aktör olan, özne olan, dolayısıyla o diyalektiğin antitez tarafında olan, tez tarafında olan, sizin söylediğiniz şey ne, siz neyi ortaya koyuyorsunuz ve neyi vaat ediyorsunuz? Evet, evet. Kurucu özlü olabilme tartışmalarıdır bu. Yani modern ikili zıtlıklardan artık toplum sıkıldı. Hakikaten yeni olan ne, onu istiyor. Evet, bence Nil çok iyi açıkladı, not aldım. Yandaş medyanın bu konferansa olan kini, nefreti aslında eskinin yeniye olan nefreti. Yeni bir dil, yeni bir içerik, yeni bir düşünce dedi. Bunu bu şekilde açıklamak bana çok uygun geliyor. Çünkü hakikaten eskidiler. Yani hem 17 yıllık iktidarda eskidiler, hem ideolojik olarak eskidiler. Zaten dikkat ederseniz hiç yeni bir şey öneremiyorlar. Bütün dertleri muhalefeti ve İsmet İnönü'yü eleştirmek. Peki, şeyleri konferansa katılan arkadaşlardan şimdi iki kişiyi daha dinleyeceğiz. Bunları da yan yana ya da peş peşe vermeyi uygun gördük. Birisi Gezi ailelerinin temsilcisi olarak Mustafa Sarısülüğü. Daha sonra da Sosyalist Yeniden Kurtuluş Partisi eş başkanı Tuncay Yılmaz dinleyeceğiz. Önce Mustafa Sarısülüğü dinleyelim. 70 kurum ve 230 şahsiyetin böylesi bir toplantı organize etmesi ve Türkiye'nin geleceğine dair söz söyleme anlamında çok kıymetli. Bizler de hem şahsım olarak hem de Gezi ailesi olarak bu çalışmanın içinde ve merkezindeyiz. Farklı renkten, farklı kimlikten, farklı etnik siteden, farklı milliyetlerden insanların buraya gelip ortak vatanımız olarak görmüş olduğumuz Türkiye'nin temel problemlerine, ezilenlerin temel sıkıntılarına çözüm olma anlamında önemli bir çalışma. Gezi süreci ve Kobane süreci, daha sonraki 7 Haziran ve 23 Haziran seçimlerinde olduğu gibi Türkiye halklarının istemiş olduğu bir araya gelme ve ortak bir arayış içinde ne yapabiliriz? İyi, güzel ve yaşama dair iyi, güzel ne varsa bunun anlayışını hayata geçirmek için bizlerin de söyleyeceği sözleri vardı. Onun için buradayız. Evet, şimdi biraz farklı bir nitelikte de olsa benzeri bir isyancı karşı görüş olarak SYKP'nin temsilcisi Tuncay Yılmaz'ı dinliyoruz. Bu sistemin yenilenmesinde hangi dinamikler devrede olacak?
Yeni bir toplumsal sözleşme oluşacaksa örneğin, bu toplumsal sözleşmenin tarafları kim olacak? Hangi taleplerle sahada olacaklar? Sonuçta bizim anayasa dediğimiz şey ya da toplumsal sözleşme dediğimiz şey, dünyanın her yerinde bu böyledir. Bir somut, gerçek toplumsal hareketin, toplumsal mücadelenin sonucunda ortaya çıkmış bir uzlaşma metnidir. Yani Fransız ihtilalinden sonra ortaya çıkan anayasa da böyledir. Devamında ortaya çıkan anayasaların tamamı da bu mücadelelerin sonunda ortaya çıkmış anayasalardır. Dolayısıyla biz burada aslında bu toplantıyı yaparak, bu konferansı yaparak bir kez daha altını çiziyoruz. Bu ülkenin var olan dinamiklerinin, potansiyellerinin, tarihsel ve toplumsal güçlerinin, sosyal kesimlerinin yeni bir sözleşmeye ihtiyacı var. Yani bu ülkenin emekçilerine, sadece bu konferansta olma potansiyeli olanlarına değil, AKP'li emekçisine, MHP'li emekçisine söz söyleyebildiğimizde biz var olan kutuplaşmaları yarabiliriz. İlginçtir. Büyük bir ihtimalle, yani biz bunları konferans boyunca birinci gün, ikinci gün arkadaşlarımız bu söyleşileri yaptılar. Burada yaptıkları konuşmalar oradaki salonda da olsa herhalde hiç kimsenin tepkisini çekmeyecek konuşmalardı diye düşünüyorum. Yani herkes bir yandan kendi özgün siyasi ideolojik fikirlerini savunuyor, bir yandan da konferansa ilişkin görüş önerilerini getiriyor. O bakımdan neredeyse doğal olarak yahut belki de otomatik olarak o birlikteliğin oluştuğunu bu tek tek söyleşilerde de görüyoruz, değil mi Çetin? Yani elbette görünüyor. Oradaki işte dile de yansıyor bu. Hani birlikte yan yana durmanın hangi asgari kıstaslardan hani geçtiğini en azından reflekte eden, en azından düşünmüş olan insanların bir araya geldiği bir toplantıdan aslında biz bahsediyoruz. Yani şu gerçek ya da hakikat aslında herkes için çok net bir biçimde kendisini gösterdi ve dayattı. Yani dünya tek bir hakikatten, tek bir gerçeklikten mevcut değil. Yani ben ötekiyle, başkasıyla, benim dışımda olanla konuşurken oraya kendi düşüncelerimi, kendi gerçeklerimi, hakikatlerimi anlatmak ve bunu kabul ettirmek ve hatta dikte ettirmek için gitmemeliyim. Böyle bir dünya yoktur, böyle bir tartışma zemini de yoktur. Ama bu şu manaya da gelmiyor. Tabii ki herkes yan yana geldiğinde, bir araya geldiğinde bu farklılıklar bir tartışma, bir müzakere, yani farklı olan farklılığın da anlatabilme özgürlüğüne sahip olmalı. Tartışabilme özgürlüğüne sahip olabilmeli ve farklı düşüncesini söylediğinde bunun bir yaptırıma uğramayacağı garantisini de bilmesi gerekiyor ki o durumda aslında demokratik bir müzakereden biz bahsedebiliriz. Yani bunun Türkiye'de çeşitli örnekleri var. Mesela bir düşünceyi savunabilmenin koşullarından, yollarından hani bir tanesi şunu bilirseniz olabilir. Ha, ben bunu söylediğimde ceza almayacağım. Bu düşünce özgürlüğü kapsamındadır. Ama Türkiye'de öyle bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla müzakere olmuyor. Örneğin işte söyle bakalım, peki terörist mi değil mi? Ya da bu çay demli mi demsiz mi? Ya da işte ne bileyim, o iyi mi bu kötü mü? Yani sürekli sizi bir hukuk dili içerisinde, devletin inşa etmiş olduğu bir dil içerisinden konuşturmaya çalışan bir baskı, bir baskılama, onun gibi görme, onun gibi düşünme, onun gibi düşündürtme rejiminden aslında bahsediyoruz. Türkiye'de şu var mı? Yani peki terör örgütü değildir dediğiniz zaman bunu tartışabileceğiniz bir hukuk mu var? Bir toplumsal alan mı var? Var ki ben bunu söyleyeyim. Var, Tahir Elçi işte. Evet, yani öyle dediğim şimdi, zaman Tahir Elçi oluyor. Durum bu. Ya dolayısıyla bir şey ancak antiteziyle olabilir. Başka bir şey, toplumsal sözleşme haline gelebilmesi için dediğin çok doğru. Yani devletle karşılıklı ama toplum içinde de eğri oturup doğru konuşalım. Sol örgütlenmeler içinde veya demokratik örgütlenmeler için, yani biz de kendi mahallelerimiz içinde demokrasi, özgürlüğü tam kurabiliyor muyuz? Bir de o var. O pratiğimiz de çok oturmuş durumda değil. Aile içinde bile. O yüzden aile içinde zaten başta onu son şeyde de dönemde de çok yaşıyoruz. O yüzden de aslında sistemden gelen, yani devletin yapısı ama toplumun yapısı içinde de gelen o özgür, var olan yani eleştiriye açık olma. Yani aslında yan yana durduğumuzda ben değişebilirim ve değişirsem de yeni bir şey fark ederek değişebilirim açıklığında oturabilmek, galiba bu hissediliyordu toplantıda. Hatip Dicle, siz bunca yıllık siyasi hayatınızda eminim, hatta tanık oldum bazılarına, dogmatizmle çok uğraştınız. Yani Kürt dünyasında, sol dünyada, Türkiye dünyasında, siyaset dünyasında dogmatizm diye Çetin'in de açıkladığı bir hastalık var.
İlginçtir, konferansta buna pek rastlamadık. Yani dogmatik bir şekilde hiç kimse kendi görüşlerini empoze etmek için sen haksızsın ben haklıyım falan böyle bir şey olmadı. Son derece medeni bir iki gün geçirdik ayrıca. Nedir sizin dogmatizme karşı ilacınız? Şimdi tabii ki dogmatizme karşı çare, ilaç düşüncesini açıklarken bile karşıdakine de düşüncesine saygı duyarak açıklanmak. O anlamda dogmatizmde biliyorsun kördür. Kendi doğrusu vardır. Başkaları her şeyi yanlıştır. Görmez zaten. Evet. Burada herkesin ne düşündüğüne saygı o var. Çünkü ana tema odur. Herkesin düşüncesini var. Biz farklılıkları yok etmek için bir araya gelmemiştik yani. Farklılıkları zenginlik kabul ederek ortak ne yapabiliriz? Şimdi bu şunu getirdi sonuçta. Orada çok gerçekten her konferansta olmayan ama çok çeşitli bileşenlerin olmasına rağmen asla sert bir sözcük kimsenin ağzından çıkmadı. İki gün boyunca asla ya da şu düşünceye şurasına katılmıyorum. Herkes birbirinin düşüncesine saygı duyarak dinledi. O çok önemliydi yani. Bu şunu gösteriyor. Yani aynen insanlar canlılar gibidir toplumsal hareketlerinde doğuşu. Çocukluk dönemleri vardır, gençlik dönem. Bence Türkiye ve Kürtlerde politikada artık olgunlaşma var. Olgunluğun ifadesidir o. Yani birbirimiz artık bu faşizmi biz ancak bu olgunlukla yenebileceğimize inandık ve o bileşenler hepsi buna inanıyordu. Onun için bu birliğin devam etmesine herkes özen gösteriyor. Ve başarılı olundu. Başarılı olundu. Tabii. Peki konferansta açış konuşmalarından birini yapan ve özellikle de siyasi iktidarın hedefi olan bir meslektaşımızı dinleyelim şimdi. Can Dündar konferansla ilgili görüşlerini aktaracak. Bu İstanbul'un alınmasıyla başlayan İstanbul Ruhu diye adlandırılan sürecin bir devamı. Aslında taban bize bir araya gelin mesajını verdi. Dolayısıyla bu bir konferans salonunda oluşmuş bir şey değil. Bu kitlenin aslında seçimde ortaya koyduğu iradenin buraya yansıması. Sonuçta yeni bir devlet inşa edilmek zorunda. Yani şu anda bir tek adam iradesine dayalı bir devlet sistemi kuruldu. Devleti tekrar bizim hizmetkarımız haline getirecek bir sistemin oluşturulması lazım. Biraz da onun için zaten burada toplanıyoruz. Türkiye'de bir takım şeyler ilk yaşanıyor. İlk kez bir demokratik muhalefet çok farklı kıyafetler içinde bir şemsiye altına gelmeye başladı. Bütün bu verilere baktığınızda evet, yani bütün bunların bir gidiş sinyali var. Şimdi önemli olan bizim geliş sinyalini vermemiz ve kimlerle nasıl bir Türkiye oluşacağını karar oluşturmamız. Biz biraz önce yeni dil, yeni içerik, yeni düşünce demiştik. Can bir de yeni devlet ekledi. Yani şeyde de evet, yeni devletler mesela şey de vardı aslında. O da alt çizilmesi noktalardan bir tanesi tam buna tekabül ediyor. Yani ne yaşadığımız değil, nasıl yaşamak istediğimizi. Birazcık daha böyle geleceğe ilişkin. Şu ana kadar aslında bir araya gelişlerde ne yaşadıklarımızı, Türkiye'nin ne yaşadığını ya da siyasal iktidarın bizlere neler yaşattığını konuştuk, anlattık. Yani biz akademisyen olarak Almanya'ya geldiğimizde Nil en başlarda biliyorsun burada medyanın ilgisi o kadar çok yoğundu ki. Yani gerçekten anlatın üniversitede ne yaşadınız, işte Türkiye'de ne yaşadınız, niye böyle oldu diye biz sürekli yaşadıklarımızı anlattık. Ama bu sonuç bildirgesinde de geçen kavramlardan bir tanesi bu. Biz artık ne yaşadığımızı değil, ne yaşayacaklarımızı. Nasıl yaşamak istediğimizi. Bu çok önemli bir şey. Evet. Bu aslında bir kurucu fikri de gerektiren bir şey. Geleceğe yönelik. Tabii geleceğe yönelik şeyler bir tanesi. Söz bana da geçmişken şunu da söyleyerek bırakayım. Yani elbette bu kadar ortak bir dilin tutturulduğu, herkesin birbirine saygı çerçevesi içerisinde yaklaştığı bir konferanstan ve bunun ortaya çıkartmış olduğu bir atmosferden bahsediyoruz. Bu tabii ekran başındaki izleyiciler tarafından şöyle de anlaşılabilir. Ya evet, herkes yine aynı dili konuşan herkes bir araya gelmiş biçiminde de anlaşılabilir. Yani asıl meselemiz aslında şu. Biz ortak dili kurarken, ortaklıklardan bahsederken birbirimizle tartışmayacağımız, birbirimizle farklı düşüncelerimizi, fikirlerimizi dile getirmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Yani bu sizin
bir düşünceden feragat etmeniz anlamına gelmiyor. Bir durduğunuz yerden, dünyaya bakış açınızdan, siyasetinizden feragat etmeniz, bunları törpülemek veya bunlardan vazgeçmek manasına gelmiyor. Aslında demokrasi dediğimiz şey, müzakereci demokrasi dediğimiz şey bu bizim. Bunların konuşabileceği, bunların yan yana geldiğinde konuşabileceği, tartışabileceği bir zeminin olması gerekiyor ki Alevi Sünni ile yan yana geldiğinde, işte Kürt Türk ile yan yana geldiğinde ya da bunun gibi zıtlıklar, bunun gibi karşılıklar konuşabilsin. Yani biz gerçekten aslında şeyi konuşamadık henüz. Yani bütün bu zıtlıkları henüz konuşamadık. Daha önce de konuşamadık yani. Türkiye'de hiç konuşamadık bunları. Zamanımız azalıyor büyük bir ihtimalle. Bütün şimdiye kadar konuştuklarımızı nispeten iyi bir şekilde sentezini yapan sonuç bildirisi. Sonuç bildirisi yanılmıyorsam 2,5 sayfa, 2 sayfayı biraz geçen bir şey. Biz bunu olduğu gibi dinleyelim. Şeyin pazar öğleden sonra ya akşamüstü sonuç bildirisini çağrıcılardan Doktor Mustafa Altıoklar okudu. Şimdi o sonuç bildirisini dinleyelim. Sonuç bildirisi üzerine konuşup programı kapatmak durumundayız. Uzun sürmüş bir baskı döneminin ardından Türkiye'nin demokrasiye inanan güçleri bir araya geldiğinde baskıyı geriletebileceğini gördü. Oluşan ittifak sayesinde kazanılan ve tekrarlandığında daha büyük oranda yeniden kazanılan İstanbul seçimi halkın iradesine sahip çıkma kararlılığını ortaya koydu. Aynı irade Diyarbakır, Mardin ve Van belediyelerine kayyım atanmasına karşı doğan demokratik tepkilerde de ortaya çıktı. Demokrasinin temel şartını hiçe sayan bu tutuma karşı yükselen güçlü itiraz, sadece iktidara ders değil, topluma umut da verdi. Şimdi tabanda oluşan bu kararlılığı bir toplumsal sözleşme ile barış içinde bir arada yaşama, iradesine dönüştürme ve kalıcı kılma zamanı. Bizler iktidar baskısından payını alan ama ona teslim olmayanlar 21-22 Eylül günleri Berlin'de bir araya geldik. Konferansımızın başlığı Demokratik Türkiye için toplumsal sözleşme arayışıydı. Aramızda farklı partilere mensup milletvekilleri vardı. Avrupa'da faaliyet gösteren kitle örgütlerinin temsilcileri vardı. Sürgündeki akademisyenler, gazeteciler, politikacılar, sanatçılar vardı. İlk kez bu kadar farklı görüşten insanlar bir araya geldik. 2 günlük yoğun çalışmamızda geçmişteki deneyimlerden aldığımız derslerle farklılıklarımızı değil, ortak yönlerimizi öne çıkardık. Düne kadar bir araya gelmemizi engelleyen ayrılıkları bir kenara bırakıp otokrasiye karşı demokrasi talebinde buluştuk. Bizi buluşturan şey bizi düşman ilan edenlere düşmanlık değil de ülke sevgimizdi. Demokrasi inancımızdı. Özgürlük tutkumuzdu. Barış talebimizdi. Eşitlik ısrarımızdı. Adalet ihtiyacımızdı. Hak mücadelemiz, kardeşlik sözümüzdü. Farklı renklerimizi koruyarak ama bunu buluşmamızı engelleyen bir zaaf değil, zenginleşmemizi sağlayan bir avantaj olduğunu bilerek Türkiye'nin sadece bugününü değil, yarınını, hatta özellikle yarınını konuştuk. Ne yaşıyoruz ötesine geçip nasıl yaşamalıyız hayal ettik. Yaşadıklarımızın dünyada yaşanan ve yaşanmışlardan bağımsız ve Türkiye'ye özgü olmadığının bilinciyle sorunlarımıza tarihsel ve global perspektiften bakmaya ve aynı sorunları yaşayanların deneyimlerinden ve dayanışmasından yararlanmaya çalıştık. Bu baskıcı rejim halk iradesiyle sona erdiğinde barış içinde bir arada yaşamamızı sağlayacak eşitlikçi, çoğulcu, özgürlükçü, laik bir demokrasinin, insan haklarına dayalı bir hukuk devletinin, mutabakata dayalı katılımcı bir sivil anayasanın nasıl oluşturabileceğini tartıştık. Bu kavramları sahiplenerek aramızda en geniş ortak paydayı oluşturabildiğimizi, güçlerimizi bu ilkeler etrafında birleştirebildiğimizi, hukuka ve diyaloğa dayalı demokratik bir Türkiye'yi inşa edebileceğimizi gördük. Bu teşhisle yeni bir toplumsal sözleşmede yer alması arzulanan yaklaşımlar ve kavramlar üzerinde bir mutabakat kurmaya, bize bu karanlıktan çıkışa yardımcı olacak bir yol haritası oluşturmaya çalıştık. Konferans bünyesinde kurulan 10 çalışma grubu, öncelikli konuları ele alarak uzun vadeli bir ortak akıl çalışmasına ilk adımını attı. Konferansın katılımcıları, tabandan başlayan mücadelenin desteklenmesi, kitleselleşerek yaygınlaştırılması, bir toplumsal uzlaşmaya varması için çabalarını sürdürme kararlılıklarını dile getirdi. Bu amaçla
konferansın kalıcı olması için çalışılmasına, katılımcılar arasında bir iletişim ağı kurulmasına, yeni konferansların kitlesel olarak düzenlenip yaygınlaştırılmasına, ortaya çıkan taleplerin gerçekleştirilmesi için hazırlıklar yapılmasına karar verildi. Savaşa karşı barışı, korkuya karşı cesareti, dayatmaya karşı tartışmayı, çatışmaya karşı uzlaşmayı, çürümeye karşı yenilenmeyi, kutuplaşmaya karşı kucaklaşmayı, tek tipleşmeye karşı çoğulculuğu, erilliğe karşı eşitliği, otoriterliğe karşı demokrasiyi ve hukuk devletinin savunma mücadelesinde biz de varız, yan yanayız, kararlıyız. Güzel bir açıklama. Maalesef çok az zamanımız kaldı. Hı. Herkese aynı soruyu soruyorum. Hı. İki cümlede sonuç bildirisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii bu iki günlük büyük emeğin yansımasıdır. Bir anlamda bugüne kadar, bu saate kadar konuştuğumuz şeylerin özetiydi zaten. Çok değerli ve anlamlı buluyorum. Yani böyle bildiriler geçmişte de Türkiye'de yayınlanmıştır. İşte 12 Eylül döneminde, daha sonra barış bildirisi, akademisyenler. Aydınlar bildirisi. Bu da sanıyorum öyle tarihe geçecek bir bir sonuç bildirgesidir. Bunu yaşatacağız tabii. Yani bu çalışma yaşayacak. Önce Türkiye'li diaspora içerisinde ortak panellerle halkla bu konu tartışılacak. Topluma indirgenmeye çalışılacak. Ayrıca kendi aramızdaki bir ortak iletişim, bir web sitesi mi olur? Onlar tartışılıyor. Tabii bunlar olacak. Evet. Ve daha sonra belki de 2-3 ay sonra yeni bir konferansla yeni durumu değerlendirmek tabii. Bir mutlu er. Özetle galiba hepimizin istediği, uzun zamandır üzerinde çalıştığı şey artık dışlayıcılıktan kapsayıcılığa dönmekti ve bunu orada hissettik. O yüzden de Hatip Dicle çok güzel özetledi sonrasında neler yapacağımızı. Hiç katılmayan, gelmeyen şimdiye kadar, yani bir toplantı ama daha çok insanın ve katılımcının da gelebileceği mekanizmaları da çalıştırarak, kurarak kurulabilir. Yani bu hepimizin elinde, gelen gelmeyen. Bu işi Türkiye'ye taşınarak en önemlisi. CHP milletvekili Ali Şeker söyledi. Bu tür toplantıları Türkiye'de de yapacağız, yapmamız gerekir diye. Evet önemli. Ki yapılıyor da benzer toplantılar. Doğru. Devam etmesi. Çetin? Yani bu metnin gerçekten tarihi bir metin olduğunun altı çizilmesi gerekiyor. Şundan dolayı bu sürgün süreci, yurt dışına çıkma süreci birkaç yıldır var. Yani son 3 yıldır, 4 yıldır olan bir süreç. Bundan önceki süreçlerde bir takım girişimlerimiz, deneyimlerimiz oldu. Ama toplum bunu bizim önümüze koymamıştı. Az önce söylendiği gibi. Şimdi o karşımıza çıktı. Dolayısıyla biz de oradan aldığımız mesajla burada yan yana gelip bunu gösterdik. Dolayısıyla tarihsel bir metin olduğunun altı çizilmesi gerekiyor. Dili ve üslubu çok güzeldi, çok harikaydı, çok akıcıydı. Edebi bir sonuç bildirgesiydi. Çok önemliydi. Bence herkese hayırlı uğurlu olsun demek gerekiyor. Her eve lazım böyle bir bildiri, değil mi? Peki Doktor Çetin Gürer, Doktor Nil Mutluer ve Diyarbakır Eski Milletvekili Hatip Dicle'ye çok teşekkürler. Gündem Özel burada sona erdi. Yeniden görüşmek üzere. İyi geceler.